Bence bir şu tipimi çekeyim çünkü videonun başlığına lazım olacak. Buradaki ışıkta var ya gözlerimin rengi açık çıkıyor. Böyle diyorum acaba Ela, birazcık Ela gibi duruyor ama kendimi mi kandırıyorum? Bu arada herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Beni ilk defa görüyorsanız ve kanalıma ilk defa denk geldiyseniz ben Havva. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Şimdi ilk etapta saçlarımı boyamakla başlayacağız. Daha sonra normalde saçlarımı boyamayı bekletirken kolumu ve yüzümdeki tüyleri de almayı düşünüyorum. Şu an bayağı var her yerimde. Ama dedim ki hayır. Şimdi almayayım, duşa gireyim çünkü duş alacağım. Duştan sonra spora gidelim büyük ihtimalle. Ondan sonra gelince işte saçımı, başımı ne bileyim yaparız, keseriz. Ya kesme işlemini yapabiliriz aslında. Spordan geldikten sonra tırnaklarıma oje sürebiliriz, şekil verebiliriz, sonra makyaj yapabiliriz, hazırlanabiliriz. Ama şu anlık sadece saçlarımı boyayacağım. Yani bugün full birlikte kendime bakım yapacağız. Ben bugüne kendimi ayırdım ve hak ettiğimi düşünüyorum. Yani her seferinde her şeye bir şekilde vakit ayırabiliyorum ama kendime hiç vakit ayıramıyorum. Ve insanın kendine zaman ayırması, vakit ayırması çok önemli. Şimdi diyeceksiniz ki hava saçın zaten siyah, niye siyah boyuyorsun? Atanmayayım ben acaba? Şaka bir yana beyazlarım var benim bayağı arada. Bir de böyle şurada eskiden açtığım saçlar vardı ya onların renkleri bayağı açıldı. Geçen güneşte şey diyor, yeşim de diyor hani kahveler belli o kahverengi olmaya başlamış saçım falan. Böyle gösterdim ki hayır dedim sadece şuradaki saçlarım öyle. Saçımı boyadıktan sonra duştan çıktıktan sonra keseceğim. Normalde ilk kesme işlemini daha sonra boyama işlemini yapmam lazım ama şimdi şu saçımı hiç düzleştirmekle uğraşmak istemiyorum. Tam kesebilmek için yani hiç uğraşmak istemiyorum öyle şeylerle. O yüzden bir gelişi güzel boyayalım. Zaten amacım böyle birazcık boyamak. Saçım zaten siyah. Ama hani böyle siz bence anladınız işte böyle beyazlıklarını, açılan saç rengimi falan. Çünkü uzun bir süre boyamayacağım. Daha sonra saçım çok uzadı. Burada saçım. En son hatırlıyor musunuz? Kesmiştim yani. Keseli de çok zaman olmadı. O yüzden şöyle keseceğim. Saçımı sürekli kesme amacım da şu. Üstler bayağı kalınlaştı. Altlarım çok çok ince. Hani böyle birbirine biraz daha yakın olsunlar diye çabalıyorum. Şöyle alayım. Altları çünkü çok gelişi güzel boyayacağım. Üstleri daha çok boyayacağım. Bir de benim çünkü beyazlarım daha çok buralarda var. Çok da beyazım yok ama işte var yani. Yine hiç yok diyemem. Var. Yani hiç böyle bir boya almıyordum. Normal mesela işte mavi siyah bilmem ne siyah alıyordum. İlk defa dedim ki tamam siyah alayım ama böyle biraz yansıması farklı olsun dedim. Bu yüzden böyle Birdland siyahını aldım. Nasıl olanay hiçbir fikrim yok. Aldık birlikte boyayacağız. İlk defa kullanıyorum dediğim gibi. Bunu böyle arka tarafını kesiyorlar. Böyle falan yapıyorlar. O olay ne? İçinde hiç boya kalmıyor galiba öyle yapınca. Daha karlı. Fırçam falan yok karıştıracak. O yüzden bununla karıştırayım diyorum. Sizce karışır mı? Evet, çiğ köfte eldivenlerimizi alıyoruz. Zamanında 100 tane almıştım. İyi ki de almışım. Ve ben bir daha saç boyamayız diye düşünüyordum o zamanlar. Biz bayağı saç boyuyoruz yani. Bayağı kullanıyoruz bunları. Ya ben ya Seda. Şimdi sorun şu ki böyle hiçbir yerime boya değdirmek istemiyorum. Uçlara çok getirmeyi düşünmüyorum. Gerçekten uçlarımı keseceğim çünkü. Siyah boya da işte rezillik yani. Bir yere değse efendim. Hava abla grubu elbise attım. İçinden birini seç. Kadına soracağım. Tamam. Yapması için. Kapat kapat hemen. Çabuk saçımda boyuyorum zaten. Kapat. Bence bu çok dar. Bir de saten ya. Terlesen çok çabuk belli edebilir. Yoksa bu da güzel. Dakika falan bekleyeceğim bu şekilde. Bitti. Şey, muhteşem değişimim. Yani saçım konusu tabii ki ben farkındayım şu an aynadan. Çünkü her yeri şu an eşit ve siyah. Ama size için pek bir fark olmadı. Çünkü zaten siyahtanım siyah geldim. Şimdi saçımı düzleştireceğim. Saçtan devam ediyoruz. Çünkü kesebilmem için saçımı düzleştirmem lazım. Ondan sonra kaşımı ve bıyıklarımı alacağım. Yanaklarımda bir çıkma yok. O yüzden kaş ve bıyık alınacak. Fuallerimi almayacağım. Sonra makyaj yapacağım. En sonunda tırnaklarımı yaparız. Ama ilk saçımı düzleştirip kesmem lazım. Önlerimi zaten ben kestim. Gördüğünüz gibi. Yani çok önceden kestim. Çok önceden de geçen hafta falan kesmiştim. Şimdi gerek yok.
Tahmin edin kim makası bulamadı, ben. Mecburen kaş makasıyla böyle yavaş yavaş keseceğim. Bir de bir şey söyleyeyim mi? Tırnağımı oje sürmek konusunda kararsızım. Hatta çamaşır suyunda bile beklettim. Ama o hali bile böyle. Bakın. Pis gibi, siyah boyadan dolayı. Çok çirkin duruyor. Çamaşır suyuyla bile beklettim ama ı-ı. Kaş makası sakın saç kesmeyin. Berbat. Hele ki boyundan. İşkence ya. Böyle saç mı kesilir? Milim milim saç kesiyorum. Şey, kuaförler yapıyor. Evet, saçlarımız bitti. Önlerimi de kestim, kat bir şekilde attım da güzel duracaklar artık. Çok güzel duruyor hatta. Ya, tamamdır. Bayağı da kısa kestim buralara bilerek. Çünkü şu şekilde böyle perçem gibi de yapabileyim dedim fön makinemle. Kahkül, kahkül gibi. Yanlış söyledim. Şimdi ben burayı temizleyeyim. Çünkü mahvettim. Herhalde ihtiyaç duymadık. İyi oldu bir yandan. Sonra geleyim kaşımı ve bıyıklarımı birlikte alalım. Ondan sonra da makyaj yapacağız. Ama şimdilik böyle duracağız. Çünkü daha yakın, daha şey göstermek istiyorum. Böyle detaylı falan. Ben... Ya bilmiyorum, saçlarım böyle kısaldı. Güzel geldi bana. Tamam. Ben kaşlarımı bayağıdır incecik alıyorum. Farkındaysanız. Zaten şimdi çıkanları alacağım. Keser miyim bilmiyorum. Artık bu görüntü hoşuma gidiyor. Kısa, ince kaşlar daha çok hoşuma gitmeye başladı. Şöyle çıkan yerlerini alalım. Alıyorum böyle. Ertesi gün tekrar çıkıyor. Hani bir bekle ya. Hani hele ki var ya bıyıklarım. 24 saati geçmiyor. Hani ayıptır ya. Hani aldığım kök sızlıyor yani, tamam mı? Var onun hatırına böyle biraz geçsin. Kıpkırmızı oldum ama kaşlarım şu anda tamam. Sıra bıyıklarımızda. Normalde telli alıyorum bıyıklarımı ama bu sefer iple alacağım. Yani pek bir farkı olmuyor. Her türlü erkenden çıkıyor ama yine ben iple alayım tekrar. Şimdi kaş bek işlemlerini bitirdik sonunda. Bu suyla bir cildimi temizleyeyim. Sonra dişlerimi fırçalayayım. Makyaja geçelim. Makyaj yapacağız. Çünkü... çok böyle hafif bir makyaj yapacağım. Kendimi iyi hissetmek için. Buna ihtiyacım olduğunu düşünüyorum şu anda. Saatin önemi yok ve makyaj yapmak istiyorum. Belki çıkar bir kahve içerim. Hazır makyaj yapmışım. Sanki makyajsız kahve içmeye çıkmıyormuş gibi. Her günüm öyle. Her gün. Daha dün bile. Yapmıyorum. Hani bir maskara bile artık sürmüyorum. O duruma gelmiştim. Güzel. Şarjım da bitiyor. Şimdi şarjım var, bitmeden makyajımı yapalım. Geri kalanı sonra yapalım istiyorum. Bu arada tripodu bir tık uzağa koydum. Hatta ışığı şöyle bir yerde. Çok yakınımda olunca hiçbir şey yapamıyoruz. Şimdi hızlıca cildimi nemlendireceğim. Her zaman kullandığım nemlendiriciyi kullanacağım. Şöyle çok azıcık alıyorum cildime. Şöyle göz kremi de süreceğim. Normalde çoktan sürmem lazımdı ama biliyorsunuz ki kaş bıyık derken süremedim. Birazcık süreceğim. Çok fazla bekletemeyeceğim. Dudaklarıma da şöyle Wet n Wild'ın peelingini geçiyorum. Kahveli. Bu çoktan vardı.
kahveler var biraz dudağımı çiziyor gibi. Ama bence şu an bu tarz dudak nemlendiricileri, dudak peelingleri çok daha iyi. Çünkü öyle deli yatıyor. L'Oreal Paris Glow Cherry'den uygulayacağım. Bu bendeki en açık rengi. Üzerine fondöten falan kullanmayı düşünmüyorum. Sadece lekelerimi kapatacağım. Şöyle en üst bölgelere sürüyorum ki daha çok parlak dursun. Çenemin üstüne. Acaba hiç videoyu kapatmadan böyle hızlıca makyaj ne kadar sürede yapabilirim? Bir deneyelim mi birazcık? Lycat'ın kapatıcısından geçeceğim. Bir tık böyle rengi koyu olduğu için çok daha iyi. Koyu sürebileceğim bölgelere bunu geçiyorum. Şurada lekem var. Buraya geçeyim. Şuradaki lekelerime. Göz kapağıma. Şimdi bu sürdüğüm yerlerin hepsini dağıtacağım hızlıca. Kötü bir yanı varmış. Şu an fark ettim tekrar. Çok önceden de kullanmıştım. Sabitleniyor. Çok hızlı sabitleniyor hem de. Böyle sürdüğünüz an hemen dağıtmanız lazım ürünü. Lycat'ın kapatıcısı bu arada. Şöyle şuraya da geçeceğim. Göz altıma tekrar. Güzel kapatıyor. Bayağı güzel kapatıyor. Ama çok çabuk sabitleniyor. Bayağı güzel kapatıyor bu arada. Fit Me 15 ile aydınlatacağım birazcık şöyle. Şu bölgeleri. Şöyle şurayı. Krem ürünleri daha çok kullanmaya çalışacağım. Çünkü normalde günlük hayatta krem ürünleri çok daha fazla seviyorum. Pastel'in iki ürünü kullanacağım. Normalde Allık diye geçiyor 45 numara. Ama ben bununla birazcık cildimi ısıtacağım. Normalde bu kadar sıcak ürünle hani kontur yapmayı sevmiyorum. Ama diyorum ya günlük olunca öyle yok işte sıcakmış, soğukmuş pek takılmıyorum açıkçası. Kolayıma ne gelirse genelde onunla yapıyorum. O yüzden şimdi de bununla yapıyorum. Allık fırçası alıyorum ve 41 numara olanını pastelini alacağım. Ben zaten bunları günlük çok kullanıyorum. Ama hayır ya. Kapağı kırıldı. Hayır ya. Birazcık idare etsem olmaz mı beni? Şöyle yanaklarıma iyice geçiyorum. Ama şarjım bitiyor. Telefondan devam edeceğiz birazdan. Çünkü şarjım bitiyor. Yani telefondan devam edeceğiz. Ben kendim birazcık oradan ayarlamaya çalışıyorum ama artık ayarlayabilirsem inşallah. Highlighter olarak bitirdim ama tekrar almayı kesinlikle düşünüyorum. Wet n Wild'ın Hello Hello. Şöyle bu bayağı güzel ve doğal duruyor. Şimdi her zaman yaptığım şeyleri yapacağım. Günlük kullandığım maskaraları şu an bulamadım. Büyük ihtimalle valiz için kaldırdım. Burlesque'in Curl It maskarası. Tırnaklarım gerçekten çok korkunç duruyor. Şu an oradan da bakıyorum. Bir de şeyle temizledim. Siz söyleyin ya. Bezleri yıkarken. Bezleri şeyde bekletiyordum çamaşır suyunda. O sırada iyice temizledim. Zaten bundan önceki hali daha da kötüydü. Bir yanım diyor ki oje sür. Kötü görüntü durmasın. Bir yana diyor ki sürersen alttaki görüntü renk kalacak içinde. Tırnaklarını komple kesmek zorunda kalacaksın. Of bilmiyorum ya da şimdiki sürerim. Sonra ojeyi çıkarırım büyük ihtimalle. Gerçekten ring light'ı birazcık uzağa koymam çok iyi oldu. Çünkü anlamıyordum. Yani yaptığım makyajdan dibimde olunca ışık hiçbir şey anlamıyordum. Yulis maskara konusunda çok başarılı değil mi? Ben çok başarılı buluyorum maskara konusunda. Çoğu şey de başarılı ama maskara konusu çok iyi. Birazcık kurumasını bekleyeyim devam ederim. Şimdi ruj olarak ne uygulasam diye düşünüyorum. Ama ne? Ne giyeceğim de belli değil ki anacığım. Ama yine de sürmek istiyorum çünkü size göstereceğim ya. Lycat'ın 117 numarasını kullanabilirim. Pastelin bir pudrasını alacağım. Beauty Filter diye geçiyor. Son olarak
alt kirpiklerime çok az dokunduracağım. Çünkü yok gibi duruyorlar bu sefer. Kaşlarımı da yine Biolis'in bu sabitleyicisiyle sabitliyorum. Son olarak gözümün içine kalem geçeceğim. Makyajım bitti. Hadi şimdi tırnaklarımı yapmaya. Yani yapabilirsem bu şekilde hızlıca tırnaklarımın şeklini vereceğim. Zaten çok şey yapmayacağım. Yine aynı badem şeklinde ama sadece köşelerini tövbeleyeceğim. Bu arada gerçekten kötü duruyor ya. Şu anda bayağı yani böyle bayağı güzel hissediyorum. Bir önce kamerayı açmak istiyorum ki size böyle her şeyi detaylı göstereyim. Neyse ben üstümü giydim. Hızlıca oje süreceğiz. İki oje konusunda kararsızım açıkçası ama büyük ihtimalle bunu süreceğim. 120'ye chocolate milk diye geçiyor. Hadi bakalım. Aslında bir tane daha vardı ama onu kaybetmişim. Neyse bunu sürelim. Hemen sürelim çünkü çok az vaktim var. Hemen şu Golden Rose'un hızlı kurutucu cilasını açacağım da bu o cila değil yalnız. Bunu daha yeni açacağım. Bu çok eski olan. Bitti bu. Tamamdır. Bitti. Ortalığı batırdım. Kurusun hemen geliyorum. Şöyle hazırlandım. Tam olarak bu şekilde hazırım aslında. Sadece kollarımı alacağım demiştim. Onları almayı düşünmüyorum. Çünkü bu kadar makyaj yaptım. Evde boşuna zaman geçirmeyeyim dedim. Zamanı da kaybetmeden dışarı çıkalım bir kahve içelim istiyorum. Yani bunu dahil etmem. Amacım sadece birlikte toparlanmaktı ve bir hazırlanmaktı. Kendime gelmekti ve bence geldiğimi düşünüyorum. Çok beğendim. Yani zaten makyajım normal sıradan günlük yaptım ama saçımı koyu. Yani şu an saçım bayağı koyu ve rengi gerçekten çok güzel. Kestiğim için uçları falan çok daha sağlıklı duruyor. Tırnaklarıma bayağıdır oje sürmüyordum. Makyajımla uyumlu olsun istedim. Ve oldu da. Şöyle tutacağım. Çünkü ışık tamamen buradan vuruyor. Ve benimle böyle toparlanma, hazırlanma, ne bileyim kendine gelme videom bu şekildeydi. Ben kendime geldim. Kendimi çok iyi hissediyorum. Ki iyi hissettiğim için kolumu bile almayı düşünmüyorum. Almadan direkt şu tipimle saat geç olmadan dışarı çıkayım diyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve hoşunuza gitmiştir. Benimle olan bir dakika videoya kadar kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Bayağı güzel oldum. Yalnız gerçekten çok güzel adam. Makyaj yapmaya özlemişim. Çıkalım.